Yapılabilirlik etüt çalışması ve kabiliyet analizi 2000'li yılların başlarında yapılan ancak o zamanki teknik altyapı ile bilgi birikiminin yeterli olmaması nedeniyle bir süreliğine rafa kaldırılan gezgin projesi 2014 yılında raftan indirilerek yeniden üzerinde çalışılmaya başlanılmıştır. Sahip olacağı boyut ve ağırlık nedeniyle envanterdeki bir muharebe uçağında taşınması mümkün görülmeyen gezgin seyir füzesinin kara, su üstü ve su altı platformlarında kullanılması öngörülmüştür. Gezgin Milli Seyir Füzesi geliştirme çalışmaları, SOM, SOMJE ve Atmacı Satıktan Satta Güdümlü Mermi projeleri ile ivme kazanmıştır. Tomahawk Seyir Füzesi ile benzer kabiliyetlere sahip olması beklenen Gezgin Milli Seyir Füzesi'nde SOM B1 ve B2 füzesinde yer alan teknolojilerden yararlanılması beklenmektedir. SOM'dan daha büyük ve daha ağır bir gövdeye ve daha fazla yakıt kapasitesine sahip olacak Gezgin, Scalp Naval Seyir Füzesi'nde olduğu gibi turbojet bir motor ile güçlendirilecektir. Kara veya satıhtan ve denizaltıdan atılabilirlik için gezgin silindirik bir gövde yapısına sahip olacaktır. Gezgin Milli Seyir Füzesi'nde yurt dışından tedarik edilecek ve gezginin isterlerine cevap verebilmek üzere Türkiye için özel olarak geliştirilecek bir turbojet motor kullanılması planlanmıştı. Gezginde istenilen performansın sağlanabilmesi için bu yeni motorda mil yatağının yağlanmasında halen TR40 ve KTJ 3200 turbojet motorunda kullanılan yakıt ile yağlama tekniği yerine yağ ile yağlama tekniğinin kullanılması öngörülmüştü. Fransız Savunma Tedarik Ajansı'ndan alınan izin çerçevesinde 42 aylık takvime sahip sözleşmesi 2017 ikinci yarısında imzalanan, teslimatlarına 2018 ikinci yılında başlanılması planlanan ve CDR fazına Türkiye'den bir ekibin de katılım sağladığı yeni motorun Scout Naval füzesinde kullanılan ve bu füze için özel olarak geliştirilen TR-50'den daha iyi bir performansa sahip olduğu iddia edilmekteydi. TR40 artı olarak anılan gezgin motorunun konfigürasyon numarası 275-4 olarak belirlenmişti. Ancak Fransa ile Türkiye arasında yaşanan siyasi politik gerilim neticesinde söz konusu motorun tedarikinde sorun yaşanmış ve sonrasında yerli motor hazır olana kadar alternatif olarak Ukrayna ile görüşmelere başlanılmış ve Aralık 2019'da Ivchenko Progress firması ürünü AE-35 isimli turbo motor konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ukrayna basınına göre ilk aşamada firmaya 12 adet a 35 motoru için sipariş verilmiştir. Firmanın resmi internet sayfasında yer alan bilgilerde 7000 metre irtifada maks 0.8 sürete erişebilen a 35 motorunun kalkış esnasındaki özgül yakıt tüketimi değeri saatte 1.18 kg, azami seyir gücündeki değeri ise 1.40 kg olarak verilmiş. Ayrıca 684 libre itki gücü kapasiteli motorun kuru ağırlığı 61 kg, uzunluğu 65 cm, kompresör hava alığı çapı ise 232 mm olarak ifade ediliyordu. Ukra Boronoprom tarafından 2020 yılında hazırlanan Ivchenko Progress motor kataloğunda ise AI-35 turbojet motorunun deniz seviyesinde kalkış esnasında 787 libre, 5000 fit irtifada ise 865 libre itki gücüne sahip olduğu ve 5000 fit irtifada max 0.8 sürate ve 1.50 kilogram özgül yakıt tüketimi değerine sahip olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Bassekano AI35 turbojet motorunun bu haliyle gezgin için yeterli itki gücünü sağlayabileceğini ve motorda yağ ile yağlama tekniğinin kullanıldığını değerlendiriyorum. Motorun teslimata hazır hale getirildiği ve teslimatların birkaç ay içinde başlayabileceği ifade edilmekte. AI35 motorunun teslimatının 2021 yılı içinde yapılması bekleniyor. Teknik özellikler açısından Tomahawk seyir füzesinden ziyade Scout Naval ile benzer kabiliyetlere sahip olacağını değerlendirdiğim gezgin seyir füzesinin booster olmadan 6 metre, booster ile birlikte 6,5 metre uzunluğunda ve yine torpido kovanından atılacağından 50 cm ile 53 cm çapında olmasını bekliyorum. 1300 kilogram ile 1600 kilogram arasındaki bir ağırlığa sahip olmasını beklediğim gezginin 2.6 metre ile 2.8 metre gibi bir kanat açıklığına ve ilk aşamada 800 kilometre mertebesinde bir menzile sahip olmasını bekliyorum. Projenin ilerleyen süreçlerinde menzilin 1000 kilometreyi aşması, hatta 1400 kilometreye kadar ulaşmasını mümkün görüyorum. Ağırlığına bağlı olarak Max 0.75 ile Max 0.85 sürete erişebileceğini öngördüğüm gezginde delici tipteki harp başlığı ağırlığının 250 kg ile 300 kg arasında gerçekleşeceğini düşünüyorum. Menzilden feragat edilmesi durumunda harp başlığı ağırlığı 450 kg'a kadar çıkarılabilir. Gezgin seyir füzesine yer alacak güdüm sisteminin son B1B2'de olduğu gibi INS GPS, yeryüzü referanslı navigasyon sistemi ve kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık ve radar altimetrenin yanında Satcom üzerinden çift yönlü kriptolu bir data link sisteminden oluşmasını bekliyorum. Gezginin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetindeki su üstü ve su altı harp gemilerinden atılabilmesi hedeflenmektedir. Su üstü platformlarda harpun ve atmaca güdümlü mermilerinin ateşlenmesinde kullanılan 4 tüplü MK-141 ve benzeri bir launcher'dan atılabileceği gibi VLS sisteminden de atılabilir. Bunun için gezginin teknik ölçülerine uygun bir VLS'nin hizmette olması gerek. Normal şartlarda 2025 yılında operasyonel olması beklenen Milli Dikey Atım Sistemi'nin daha sonra ilk olarak TCG İstanbul Fırkateni'nde kullanılacağı açıklanmıştır. 2030'lu yıllarda Mavi Vatan'da hizmete girecek Yerli tasarım ve üretim milli denizaltılar ile TF-2000 hava savunma harbi muhriplerinin de Akya ağır torpidosunun yanı sıra atmaca ve gezgin füzeleriyle donatılması bekleniyor. Gezginin aynı zamanda Mürrem projesi altında milli savaş yönetim sistemi ile donatılacak Preveze ve ilerleyen süreçte Tip 214 TN Reis ve Gür sınıfı denizaltılarımızdan da kullanılabileceğini değerlendiriyorum. Gezginin milden de 533 mm torpido kovanlarından mı Yoksa bir VLS içerisinden mi taşınacağı ya da milden için VLS kabiliyetinin düşünülüp düşünülmediği hususunda bugün için elimizde somut bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak günümüz denizaltı projelerinde havadan bağımsız tahrikli denizaltılarda VLS kullanımı ciddi anlamda gündeme gelmiş olup TKMS ve SAAP bu kabiliyete yönelik çözümlerini geçtiğimiz 2016-2017'de dünya kamuoyuna tanıtmıştır. Güney Kore Deniz Kuvvetlerinde hizmete giren KSS-3 Batch 1 sınıfı denizaltılarda halen 8 adet 533 mm torpido kovanına ilave olarak 6 hücreli Kore dikey atım sistemi yer almaktadır. Batch 2 ve Batch 3 denizaltılarda ise 10 hücreli Kore dikey atım sistemi yer alacak. Sonuç olarak gezgin seyir füzesi hakkındaki tahminler ve beklentiler ise şu şekilde. Dış görünüş olarak Tomahawk ve Scalp Navar seyir füzelerini andırmakta ancak burun yapısı farklı olacak. Gövdesi alüminyum saçtan imal edilmiş olup genel olarak tasarımı radarda düşük görünürlük özelliklerine uygun olarak şekillendirilmiştir. Atıldıktan sonra motorunu çalıştırmadan 90 kilometre kadar süzülebilen son uçuş süresinin büyük bir bölümünü orta irtifada geçirirken gezginin atış sonrası alçak irtifada uçuş yapacağından istenilen menzile ulaşabilmesi için uzun çalışma süresine sahip uygun yağ ile yağlama tekniğinin kullanıldığı bir turbojet ve büyük bir yakıt tankı gerekmektedir. Füzede yağ ile yağlama tekniği kullanıldığından gövde içinde yer alacak yağlama tankı hacminin en az 2,5 litre olacağı tahmin edilmekte. Gezginin booster'dan ayrıldıktan sonra açılan pop-out tipi açılı yapıdaki kanatlarının yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve diğer seyir füzelerinde olduğu gibi gövde içerisine yakıt tankının içerisine gireceği tahmin edilmekte. Yakıt tankının ortasında delici harp başlığı için özel bir oyuk yer alacağı tahmin edilmekte. Ayrıca gezgin füzesinde seyri sefer, güdüm donanımı ve başlık kısmı açısından son füzesinde elde edilen teknolojilerden faydalanacağı tahmin edilmekte. Ve son olarak gezgin ile ilk atışların füzenin balistik ve aerodinamik karakteristiklerini doğrulamak için kullanılan balistik test füzesi prototipleri ile yapılması, sonrasında füzenin stabilizasyon, otopilot ve kontrol algoritmalarının denenmesine olanak sağlayan kontrollü test füzesi atışlarının gerçekleştirilmesi beklenmekte. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.